En kötü şey belirsizliktir. Beklentim itirazımızın kabul edilmesiydi. YÖK'ün katsayı adaletsizliğini kaldıran düzenlemesinden sonra Sabih Kanadoğlu'nun Danıştay'a adres göstermesiyle başlayan mahkeme sürecinde son sözü Danıştay Genel Kurulu söyledi. YÖK'ün itirazını değerlendiren genel kurul YÖK'ün katsayı itirazını reddetti. En kötü şey belirsizliktir. Bu tip konularda asıl kargaşa yaratıldığı zaman telafisi imkansız zararlar olmaktadır. Danıştay Genel Kurulu'nun bu kararını Gümüşhane'de değerlendiren YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, bekledikleri kararın çıkmadığını belirtti. Beklentim itirazımızın kabul edilmesiydi, davanın reddedilmesiydi ama tam tersi bir karar çıktı. YÖK, yüz binlerce liseli öğrencinin mağduriyetini gidermek için B planını devreye sokmaya hazırlanıyor. 17 Aralık'ta toplanacak olan genel kurul, katsayı adaletsizliğini giderecek yeni bir düzenleme yapacak. O çözümleri de 17'sinde sizlere açıklayacağız. Hiç merak etmesinler, biz onların menfaatine olacak en iyi çözümü bulmaya çalışıyoruz. Şimdi gözler YÖK'te. Çünkü Danıştay'ın red kararı öğrencileri ikinci kez sarstı. Yüz binlerce öğrenciyi rahatlatan açıklama ise YÖK Başkanı Özcan'dan geldi. Biz beklenen kabul gözlemleyelim. Belirsizlik en çok da önümüzdeki yılın sınav takvimine darbe vuruyor. ÖSYM, sınavların ertelenmemesi için 20 Aralık'a kadar çözüm bulunmalı demişti. Kara kara düşünen öğrencilerin beklediği haber YÖK Başkanı'ndan geldi. Başkan, sınav takvimi işliyor dedi. Söylediğimiz tarihlerde 11 Nisan'da birinci basamak sınavı olacaktır. İşte Haziran ayının içerisinde de ikinci ve üçüncü haftasında da o ikinci basamak sınavları olacaktır.